Bundan 6000 yıl önce Irak'ın güneyinde Dicle ve Fırat nehirlerinin birleşip denize aktıkları yere yakın olan kısma gelip yerleşmişler. Bir metinde diyor ki, bir Eridu şehri var. Orada diyor, vaktiyle diyor, bir damla su yok, bir ağaç yoktu, ev yoktu, hiçbir şey yoktu. Ondan sonra, yani Sümerlerle orası mamur bir şehir olduğu söyleniyor. Onlar dillerine göre bir yazı icat etmişler. Bu yazıyı kil üzerine yazmışlar. Ayrıca yazdıkları bütün eserleri saklamayı bilmişler, arşivler, kütüphaneler yaparak. Bugün bu yazıyla yazılmış olan belgelerden bakıyoruz, bugüne kadar gerek folklorda, gerek din kitaplarında, gerek bilimde pek çok şeyler Sümer'den geldiği anlaşılıyor. Mesela Sümerler, kainatta büyük bir su varmış. Suyun içinden bir toprak çıkıyor. Ondan sonra bu topraktan, bu çamurdan insan yapılıyor. Aynı o şekilde bütün dinlerde büyük şey var, su var. Sudan toprak çıkıyor, dünya oluyor. Ondan sonra insanlar çamurdan yaratılıyor. Bu hem Tevrat'ta var, hem bizim Kur'an'da var. Pek çok böyle paralel şeyler var. Kur'an'la bağlantısı, vaktiyle dünyanın su oluşu, yer toprağın çıkışı, ondan sonra insanın topraktan yaratılışı, bu olaylar Kur'an'da da var. Yazdığı kitapta İslam dinini hakaret eden 92 yaşındaki profesör nihayet yargılanıyor. Önceki duruşmalara katılmayan Çığ, 1 Kasım'daki duruşmaya halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve aşağılama suçundan yargılanmak üzere polis zoruyla getirilecek. Türkiye'nin ilk Sümerologlarından 92 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ, Vatandaşlık Tepkilerim isimli kitabı nedeniyle bugün hakim karşısına çıkacak. Çığ, dava konusu olan kitabında kadınların başlarını örtme geleneğinin Sümerlere dayandığını bilimsel kanıtlarla ortaya koyuyor. Bu düşünceleri nedeniyle Muazzez İlmiye Çığ ve kitabının yayıncısı İsmet Öğütücü'ye Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 216. maddelerine dayanarak dava açıldı. Yazar ve yayıncının bu suçlardan dolayı 9 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor. Neredeyiz? Hangi devirdeyiz? Olacak şey mi? Hangi zaman içinde yaşıyoruz? Bu Aziz Hanım yargılanıyor. Bu sanki İtalyan düşünürü Giordano Bruno'nun mahkum edilip yakılmasına benzer. Galileo'nun dünya dönüyor demekten vazgeçmemesi için yargılanması gibi. İnanılmaz işler. Gereği düşünüldü. Muazzez İlmiye Çığ'ın Vatandaşlık Tepkilerim adlı kitabında
halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu işlediği iddiasıyla kamu davası açılmıştır. Sanık Sümerolog olup M.Ö. Mezopotamya'da yaşamış, Sümerlere ait yazıları inceleyerek, buna dair bilgileri aktararak, objektif görüşlere yer verdiği, bu nedenle bahsedilen suçun kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde gelişmeler oluşmadığından her iki sanığın da ayrı ayrı beraatlerine. Sevgili arkadaşlar, hepinize sonsuz teşekkürler. Sizler arkamızdasınız. Bu memleket asla batmaz. Benim yaşamam değil. Siz aynı şeyleri devam ettirin. Biraz şöyle olabilir miyiz sizi? Kim bu Engizisyon'a meydan okuyan insan? Perdeleri kaldıran, karanlığı tepeleyen 95'lik ihtiyar. Bunu öğrenmek için bu yargılamanın yapıldığı tarihten biraz geriye gidelim.